Evet, yeni haftaya Ümraniye'de başlıyor sevgili TV8 izleyenleri. İlk gün yarışmacımız bir hayli iddialıymış Sabahat Hanım ismi. Girelim ailesine, kendisine tanışalım bakalım. Bu hafta bizi neler bekliyor. Şu müziği seviyorum. Buyurun, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sabahat. Eşin herhalde. Merhaba. Annesi Semra. Anneme, abla deyin. Abla deyin efendim. Merhaba. Bizim tribünler orada. Ne tarafa gidiyorum? Buyurun, buyurun efendim. Kapıyı kapat, müsait misiniz? Aa, ne demek? O zaman geçin. Merhaba, ben Sabahat Şahin. 37 yaşındayım. 16 yıllık evliyim. Bir oğlum var, 15 yaşında liseye gidiyor. Yemek yapmayı çok seviyorum. Yemek yemeyi çok seviyorum. Kesinlikle çok iddialıyım. Çünkü bir kere doğuştan gelen bir yeteneğim var. Ben Antakyalıyım. İsmim Hamit Şahin. Sebat'tan eşiyim. Sebat zorlu, bir o kadar da anlayışlı. Ama tabii titiz olduğunu söyleyeyim en başta. Çok titizdir. Ona göre erkek millete olarak biz dağınığız ama ona göre dağınık olan bana göre normal olduğu için böyle ev içine biraz çekişiyoruz. Güçlü bir karakterim fakat bir o kadar da sinirliyim. Rakiplerime gözdağı vermek gibi olmasın ama benimle uğraşmalarını çok tavsiye etmiyorum. Ben buradan yarışmacılara sesleniyorum. Ne yapın yapın, Sebahat'a haksızlık yapmayın yoksa duman eder. Ben aslında bu kadar güçlü olmamı biraz da yaşadığım hayata bağlıyorum. Çünkü çok zor dönemlerden geçtim. Ben meme kanserini iki kere yenmiş bir bayanım. O yüzden de güçlü olmam biraz da bence bundan kaynaklanıyor. Ben gücümü yaşayarak öğrendim, tecrübe edinerek kazandım. Bu yüzden de her şeyin üstesinden geleceğimi düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok zor zamanlar geçirdim. Sabahat, ne güzel renkleri. Ay, çok teşekkür ediyorum Zuhal Hanım. Valla ben de böyle yazdan kalma 25 derecede dışarısı. Evet. Geçen hafta donuyorduk 15 derece. Evet evet. Valla evet, ne giyeceğimizi şaşırıyoruz. Aynen öyle. Ama haftaya ben de şöyle hafif renkli başlayayım dedim. Çok şıksınız çok gerçekten. Çok teşekkür ederim. Aynen öyle, çok tanışalım şıksınız. Bu güzel aileyle. Hamit Bey, anne dediniz. Annesi Semra. Semra Hanım. Çok evet, memnun oldum efendim. Ben de çok memnun oldum efendim. Yakın mı oturuyorsunuz kızınıza? Biraz mesafemiz var. Ben Dudullu'da oturuyorum. Çok uzak. Açmıyoruz mesafeyi. Açmayın. Böyle seçiyoruz. Açmayın. Aynen. Çok açmıyoruz. Çok da yakın olmak istemiyoruz. Aynen öyle. Aynen öyle. Kayınvalide nasıl? Kayınvalide mi işte? Ha, iyi mi? Annem iyidir. Lütfen annem var mısın? Annes lütfen. Benim kayınvalidem değil ki o annem. Annem! Demen lazım tabii. Anam. İşte bu. Nerelisiniz? Rizeliyim ben. Oy, Rize'ye selamlar, sevgiler. Sen? Ben Antakyalıyım. Sen Antakyalısın. Tabii ki de Antakyalıyım. Peki bir Rizeli ve Antakyalı nerede, nasıl, kimin vasıtası ile tanıştı, buluştu? Hayatlar kesişti de ta buralara kadar geldi. Ben kuzenimin nişanına gitmiştim. Evet. O da kuzeninin nişanına gelmişti. Evet, Rize'den gelmişim. Yazmaya. Rize'den gelmişti. Öyle nişanda bizi tanıştırdılar falan. Biz o nişan sahiplerinden önce evlendik ama. Aa, nasıl becerdiniz onu ya? Çok yetenekliyim. Aa, nasıl becerdiniz onu? Çok transfer ettiler bizi. İyi adamı buldum. Kaçırır mıyım Zuhal Hanım? Bir dakika, o nişandan ne kadar sonra tanıştıktan sonra evlendiniz? 6 ay sonra evlendik. O nişan için ne kadar sonra evlendiniz? 2 sene sonra falan evlendik. Aa, gitti. Bunlar çocuklar oldu, ondan sonra evlendi. Oho, onlar da çok ağırdan almışlar çok ya. Onların evet biraz ağır gitmiş. Siz ne oldu? Hamit'e aşık mı oldunuz 6 ay içerisinde? Evlendiğinize göre lütfen. Bir annesini öv bir Sebahat'ı. Bir annesini öv bir Sebahat'ı. Şeyin varsa baldızlı kayınbirader, onları da övelim bir ara. İşte nasip oldu. İşte gelmişti, gezmeye geldik. Evet. Nişan için gelmiştik. Kuzenimin nişanına geldik. Öyle o Nedim'i ben şeydim, damadın ne diyorlar? Sağdıcı gibi. Sağdıcı derken. Yani gördün ne kadar yani böyle 6 ay içerisinde evlendiğinize göre yıldırım aşkı. Ya biraz bir ilk daha bir yıldır. Bir saniye bir şey söyleyeyim. Niye konuşamıyor Hamit? Heyecan. Şimdi. Heyecan mı? Bir saniye. Yoksa normalde de sen biraz şimdi, bana böyle baskın, dominant bir karakter gibi geldi. Yanlış bir şey söylerse doğru mu diyecekleri biliyor. Evet. Oo, ev işi de yapıyorsundur sen. Yaparım, yardımcı olurum her konuda. Yardımcı ben ona oluyorum. Genelde. Ona yardımcı oluyorum. 2 dakikada çözdüm. Anne. Efendim canım.
siz de mi böylesiniz evinizde? Bu kız size mi çekmiş? Ne olmuş? Genlerde mi var? Ben aşırı titizim. Evet. Çok titizimdir. Evet. Sabahatım da öyleydi. Ama Sabahat kızken fazla iş yapmazdı. Aman kızım diyordum ona. Gene yapmıyor ama anladığım gibi. Yine yapıyor. Seni diyordum el kapıdan alacaklar, arkadan atacaklar diyordum. Çizgimden asla ödün vermem. Hayır asla. Sen benim bir... Efendim buyurun. Seni diyordum el kapıdan alacaklar, arkadan bırakacaklar kızım diyordum. Rezil edeceksin beni diyordum. Gerçekten. Allah'tan böyle milahi bir damadınız. Allah işini gücünü rast getirsin. Amin. Çok, çok mükemmel bir insan. Sen arkadaşlarına falan kaç yıllık evlisiniz bu arada, sormadım. Kaç yıllık evlisiniz söyle bakalım. 16. Sınava geçti. Böyle soruları yemem ben yani. Burada bilsin. Doğum günü? 30.05. 30.05. Yes. Tanıştığınız gün üzerinde ne vardı? O düğün oldu ya. Ama olmaz, düğün bu yani, abiye giymiştir. Hatırlaman gerekiyordu. Sabah buraya rahatlık. Sabah benim tanıdığım Sabah evet. Bu değil. Söyleyeyim, benim tanıdığım pembe puantili tişört gömleği vardı, siyah. Vallahi dile geldi adamcağız. Korkudan. Korkudan. Pani gördüm bir yanda çıktı. Kırmızı puantili, altı da sarı lama ayakkabıları vardı. Ve dedi kirazlıydı, küpeleri vardı. Bir şey söyleyeceğim. Bir sen arkadaşlarınla falan görüşebiliyor musun? Tabii, bir sıkıntım yok. Öyle mi? Tabii. Şöyle, şöyle bir şey var Zuhal Hanım. Eğer şimdi yapması gereken işler var. Onları yaparsa tabii ki sıkıntı yok. Acamını silsin, tozunu alsın, çamaşırlarını ütülesin. İşlerini halledebilirse. Sen bütün ev işlerini hallet, tabii, ondan sonra çıkabilirsin. Tabii. Ben cam silmem mesela. Sen artık altın günlerine falan da gidiyorsundur Hamit. Ben yapamadı de arkadaşlar. İzin mi alacak senden bu arada? Şimdi önceden söyleyip rezerve ettirmesi lazım. Bence öyle olması rezerve lazım. Rezerve mi? Tabii rezerve. Ben o günümü rezerve etmem rezerve lazım. Rezerve mi dedin? Ama öyle Zuhal Hanımcığım. Ne kadar evvel acaba söylemesi yani gerekiyor? Yani ortalama 3 hafta. 4 hafta olursa sevinirim. Ama 3 hafta idealim. Şimdi burada 80 milyon izleyecek bizi. Şimdi anlatayım ben de. Erkekleri de tüy olsun. Hayır bir saniye. Ben programı 3 hafta sonra yapıyorum zaten. O öyle zannediyor. Ben izin veririm zannediyor. Benim programı da 3 hafta sonra. Çok iyi tuttum bu kızı. Süper. Duydunuz mu? Boşanmak haktır bence. Ama arkası var mı Zuhal Hanım? Vallahi de bana bak. Bence artık haktır. Gene sen bu çizgide devam et. Biz gideceğiz çünkü bak biz bir gün. Ondan sonrası bilmiyorum ben, yani senin selametin için. Çıkamaz sokağa asla, şu an kendi kaşınıyor bence yani. Çünkü mesela karantina oldu ya, herkes evdeydi Zuhal Hanım. Evet. Eşim hiç üzülmedi çünkü... Sen evdeydin. Onun için zaten değişen bir şey vardı. Arkadaşlarla rezil oluyordu. Hamit hep evde, Hamit et home. Ya ezdiniz beni ama ya, böyle bir şey ya. Siz de hep... Söyle, şimdi ben öveyim kocam. Şu konularda evde ben karar veririm de. Benim dediğim olur de. En son lafı ben söylerim, olur hayatım. İşte bu, bravo. Bir de işte mutluluğun formülünü yakalamış bir erkek. Uzun yaşamak istiyorsan. Eşyalarına ben karar veririm de mesela. Kılık kıyafetime tabii ben canım karar veririm de. Aa yok, kılık kıyafet asla. Nasıl yani, sen mi yok, giydiriyorsun? Yok, onu bırakmam. Tabii ki ben giydiriyorum. Ne demek o ya? Oğlumu bugün mesela, oğlunu? Annemi de genel olarak. Oğlun kaç yaşında? Oğlum 16 yaşında. Tabii 16 yaşında. Mutlaka herkese çocuğu bakıyorum. Sen giydiriyorsun. Ben giydiriyorum. Zuhal Hanımcığım. Ben bir... Beni de. Seni de. Eşimi. Tabii tabii, annemin alışverişini yaparım. Ben böyle ailemi yapıyor. Çok ha. Hakim. Evet evet. Bir bakım öyle. Ben diyorum. Yumuşattım onu. O değildi onun Türkçesi aslında. Anlayan anladı. Giydiriyorsun yani. Aynen öyle, giydiriyorum. Stylik giydirme yani.